Benim ismim Ali Karagündüz. Çağat Selcen doğumluyum. Astsubay olarak Türkiye'nin değişik yerlerinde görevler yaptım. En son Kayseri'de çalıştım. 5 yıl önce Denizli'ye yerleştim. Şu anda Denizli'de ikamet ediyorum. Spor, ben çok eskiden beri sporla ilgiliyim ve hiçbir dönem bırakmadım. Biraz da asker olmamızın falan da katkısı oldu herhalde. Değişik dönemlerde koşu, bisiklet derken en son koşu olayında sabitlendik denilebilir. Bisikleti falan bıraktık. Yüzme ve koşuyu yapıyorum şu anda. Profesyonel anlamda da koşu yapıyorum. Bu sene içinde 5-6 tane yarım maraton, 2 tane maraton koştum. Birisi Almanya'da, Ekim ayında, 29 Nisan'da da Bulgaristan'da bir maraton koştum. Geçen hafta Erciyes'te dünyanın ikinci, Avrupa'nın en yüksek irtifada koşulan dikey koşusunu vertical kilometre diye İngilizce söylenen, Türkçeleştirebileceğimiz dağın tepesine doğru yüksek irtifada yapılan koşuyu gerçekleştirdik ve orada üçüncülük aldık. Uluslararası bir koşuydu o. Hatta benim önümdeki arkadaşım ikinci sıradaki İtalyan. İkinci gün 10 kilometrelik 700 metre tırmanış olan yine Erciyes'te bir koşu gerçekleştirdik. Onu çok gündeme getirmedik ama o yarışta da 5. oldum. Benim 2 tane çocuğum var. Onlar yurt dışında. Kendim Denizli'de oturuyorum. Üniversite, Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünün öğrencisiyim. Aynı zamanda ona devam ediyorum. İkinci sınıfa devam edeceğiz bu sene onda. Koşarak ve okuyarak zamanı geçirmeye çalışıyoruz. Belediye Başkanımız Fethi Akcan Bey ve Çal Belediye Spor Başkanı Adnan Tatar arkadaşımıza başarılar diliyorum. Hakikaten çok çalıştıklarını biliyorum ben onların. Ama burada Çal'ın insanlarına da bu takıma gönül vermelerini diliyorum. Yani Çal'da belli ölçüde zengin olan, Denizli'de, sağda solda, İstanbul'da, İzmir'de yerleşmiş insanlar bir ucundan tutmalı. Çünkü ekonomik büyüklük gerektiren bir şey spor faaliyeti. Hele bir ilçe takımıysanız, bir de Çal gibi yerde bir takımı belli bir noktaya getirmek istiyorsanız mutlaka insanların bunda el birliği etmeleri gerekiyor. Bir ucundan tutmaları gerekiyor. Yoksa belediye başkanımız ve Çal Belediye Spor Başkanımızın üzerine bunu yıkarsak olmaz. Nitekim tökezlemeler oluyor. Ama inşallah bundan sonra daha iyi olacak. Biz üzerimize düşeni iyi yapmamız gerektiğini düşünüyorum.